Hafta sonu geride kaldı. İyi haftalar sevgili Günü Yanıyor izleyenleri. Günlerden pazartesi sendromu bol o meşhur gün. Hiç şüpheniz olmasın. Biz geceden gündüzde tüm çalışmalarımızı tamamladık. Motivasyonunuz olmak üzere hazırız. Evet, Türkiye'de yaşananlar son zamanlarda iç açıcı değil. Son günlerde meleklerimize, bebeklerimize ağlıyoruz. Cani bir şekilde bu hayattan koparıldılar. Üstelik onları koruması gereken insanlar, doktorlar, hemşireler, katiller işte bu ünvana sahip kişiler. Süreç tüm hararetiyle işlerken TV yüz ekranlarında da çokça kez bu konu tartışılırken pek çok haber hazırladık. Günü birlikte aydınlatacağız. Haberler her ne kadar aydınlık olmasa da sevgili izleyenler, dünyada yaşananlar, Türkiye'de yaşananlar her biri haberleştirildi bir sabah daha. Gündemi takip etmek üzere biz hazırız. Bir eksiğimiz vardı, o da sizlersiniz. Çok teşekkür ederiz. Bu sabah da bizi evlerinizde ağırladığınız için biz çok severiz o kahvaltı masalarına ortak olmayı, günü birlikte uyandırmayı. Haber maratonu artık kısa ama çok hararetli. Hadi bakalım haber maratonuna başlayalım vakit kaybetmeden. Sağlık çalışanları kıymetlidir aslında. Pandemi döneminin de gizli kahramanlarıdır sevgili izleyenler. Biz evimizde saklanırken onlar görevlerinin başında hayatlarını tehlikeye atarak canımız için uğraştılar. Fakat bir şekilde doktor, hemşire ünvanına sahip olmuş, ardından mesleklerini şeytana satmış bu kişiler için geçerli değil bu durum. Sağlık çalışanlarına her ne kadar borcumuz büyük olsa da bu insanlar bu kapsamda değil. Yeni doğan çetesi diyeceğiz aslında bebek katilleri. Doktorlar ve hemşireler arasındaki diyaloglar bir skandalı daha çıkardı ortaya. Şu yeni doğan çetesindeki doktor, hemşire ünvanını taşıyan o kişilerden, katillerden bahsediyoruz. Bebeklerin cenazelerinin bile ailelere para karşılığı verildiği iddia edildi. Üstelik ailelerin 80 bile vermezsen bebeğini kimsesizler mezarlığına defnederiz şeklinde de tehdit edildiği ortaya çıktı. Pek çok mesaj var. Bu mesajların içeriği korkunç sevgili izleyenler. Gelin haberimizle şu iğrenç mesajları bir kez daha görelim. Küçücük bebeklerin cenazelerini bile sattıkları ortaya çıktı. Yeni doğan çetesindeki doktorlar ve hemşirelerin diyalogları kan dondurdu. Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yeni doğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden yeni doğan çetesi soruşturmasında detaylar bir bir ortaya çıktı. Bebeklerin emanet edildiği doktorlar ve hemşireler arasındaki diyaloglar vicdansızlığın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bebek ölüyor. Emre 80 bin TL istiyor. Aile de diyor ki veremeyiz. Eğer parayı vermezseniz kimsesizler mezarlığına defnederiz. Mezarını bile bulamazsınız diyorlar. Bunlar abartıdır artık. İlçe sağlık hastaneyi arayınca aile bir daha hastaneye gidiyor. Aileyi kapıda karşılıyorlar. Eksini teslim ediyorlar. Suç örgütünün bebeklerin ölüsünü bile ailelere sattığı iddia edildi. 10 bin daha almış aileden. Oğlum bu nasıl bir vicdan? Bizi geçiyor bunlar. Hasan, ölü satıyorlar. Farkındasın değil mi? Erkenden öldürecektin Doğukan. Sorun çözülecekti. Vicdansızlığın ete kemiğe bürünmüş hali olan bu organize suç örgütü bir bebeğin canını futbol maçından da değersiz gördü. Ya eks oluyorsa? Şu dursun çıkmadan eks olsun. Evet ya. Bu akşam bir Galatasaray maçım var yani. Söyleyin Dursun Bey gelsin o zaman. Bir kez daha gördünüz sevgili izleyenler o korkunç mesajları. Dünyanın sonunda ne mi var? Dünyanın sonunda mesleğini şeytana satmış bu korkunç insanlarla aynı oksijeni solumak zorunda var. Dünyanın sonunda yaşadığımız şu günlerde başımıza daha neler gelecek derken dibi gördük. Bebek katillerinin mesajları bir kez daha ekranlarınıza taşındı TV yüz ekranları tarafından. Süreç ekibimiz tarafından yakın takipte. Peki ya Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin neler söyledi? Gelin bir kulak verelim. Yeni doğan çetesi soruşturması ile ilgili hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç iddianamenin mahkemece değerlendirme aşamasında olduğunu söyledi. Devlet hiçbir zaman bebeklerin ölümüne müsaade etmez ifadesini kullandı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir zaman gerek kamu hastanelerinde gerek özel hastanelerde bebeklerin ölümüne müsaade etmez. CİMER'e gelen şikayet kurumları harekete geçirmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bir yıllık soruşturma neticesinde 47 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Bunlardan 4'ü doktor, 18'i hemşire, 112 personelleri de var içerisinde. Hasta görevlileri de var, hastane görevlileri de var.
Toplamda 22 kişi tutuklandı. Titizlikle yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianame Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konuyla ilgili verdiği talimatı açıkladı. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımızla birlikte bizleri kabul etti ve orada da bu soruşturmanın titizlikle devam etmesini ve varsa sorumlular bu konuda bebeklerin ölümüne yol açan bir durum söz konusuysa gerek idari gerek adli ne gerekiyorsa yapılması konusundaki kesin kararlılığını da ifade etti. Yeni Doğan çetesi soruşturmayı yürüten savcıyı da makamında tehdit etmişti. Bakan Tunç konuyla ilgili ayrıca yürütülen soruşturmanın da devam ettiğini söyledi. Hiç kimse yargı mensuplarımızı bu şekilde tehdit edemez ve korkutamaz. Yargı mensuplarımız yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı çerçevesi içerisinde görevlerini yaparlar. Görevlerini ifa ederken hiçbir kimseden çekinmezler. 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle de gözler iddianameye çevrilmişti. Bakan Tunç tarih verdi. Önümüzdeki hafta mahkemeye sunulacak dedi. İddianamede tahminimize göre bu hafta içerisinde mahkemeye, Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulacaktır. Ve Narin'i katledenler, Narin'e kıyanlar yargı önünde hesap vereceklerdir. Bu bebekler çeşitli hastanelerde katledildi. Sevgili izleyenler, bu hastanelerin isimleri de çokça kez sosyal medyada gündem oldu. Buralar hastane değil, işletme ve sonları geldi. Yeni Doğan çetesi diyoruz ama aslında bebek katilleri. Skandala karışan hastanelerin ruhsatları iptal edildi. Öyle de olması gerekiyordu. Faaliyetleri durdurulan hastanelerde tedavi gören bebekler ve hastalar kamu hastanelerine sevk edildi. Çünkü canları güvende değildi. Nakil işlemleri de gece boyu devam etti. Bizim içimize korku koydular. Bebeği burada tuttular. Dördüncü gün değil, beşinci gün aradılar. Hani başınız sağ olsun, bebeği kaybettik diye. Ruhsatları iptal edildi. Tabelalar bir bir kaldırıldı. Nakil işlemleri gece boyu sürdü. Türkiye'nin gündemini sarsan Yeni Doğan Çetesi soruşturması kapsamında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri şüpheli bebek ölümlerine adı karışan hastanelerin faaliyetlerine son verme kararı almıştı. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bulunan özel hastanelerden alınan hastalar devlet hastanelerine sevk edildi. Nakiller gece boyu sürdü. Daha önce evladını ve yakınlarını adı geçen hastanelerde kaybeden bazı ailelerde o anlara şahit oldu. Ben dedim abine gerekirse yapın, gerekirse benim bebeğimi alıp başka hastaneye götüreyim. Dedi sen götürürsen dedi bebeği şeyde kaybedebiliriz. Bebeği dedi yolda kaybedebiliriz ambulansta. Hani dedi öyle bir şansımız da var. Dedi bebeğin durumu çünkü çok kötü, kritik. Onların umurunda bile değil. Onların derdi para. Benim gelinim şu an hamile, 2 aylık hamile ve ben şu an tedirginim ya. Hangi hastaneye götüreceğim tedirginim. Aileler şimdi adalet bekliyor. Bebek iyiydi. Hani anne karnında da iyiydi. Yani hayata doğduğunda da iyiydi. Hani dediler ki bir iki gün küveste kalıp taburcu olacak ama burası bebeğin ölümüne neden oldu. Peşini bırakmayacağım, hakkımı sonuna kadar savunacağım. Bebek katilleri yalnızca ülkemizin değil dünyanın gündemine taşındı. Bu rezilliği tüm dünya vatandaşları öğrendi. Açıklamalar var bu rezillikten sonra. Denetimler sıklaşacak diye yapısal reformlar ve gündemde bu reformlar konuşuluyor sevgili izleyenler. Sağlık Bakanı'nın açıklamalarına bakacağız birlikte. Kemal Memişoğlu ile ilgili konuşacağız. Neler söylüyor konuya ilişkin bir haber hazırlandı. Yeni Doğan çetesine dair sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu Sağlık Bakanı Memişoğlu. Özel hastanelere ilişkin yapısal reformların bakanlığın gündeminde olduğunu ifade etti. Komisyon oluşturulacak, gece gündüz denetimler yapılacak. Yapısal reformlarsa masada. Bebekleri ölüme sürükleyen Yeni Doğan çetesi çökertildi. Skandala karışan hastaneler bir bir kapatılıyor. Peki bundan sonra ne olacak? Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu özel sağlık kurumlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda denetimlerin sıklaştırılacağını belirtti.
Sağlık sistemimizi suistimal ederek vatandaşlarımızı ve en değerli varlıkları olan evlatlarını tehdit edenlere göz açtırmamak için süre gelen denetimlerimiz her zamankinden daha sıkı bir şekilde gece gündüz yapılmaya devam edecektir. Bakan Memişoğlu, özel sağlık kurumlarına ilişkin yapısal reformların gelebileceğini kaydetti. Her branştan konusunda uzman hekimler ve akademisyenlerden oluşan komisyonlar oluşturulacaktır. Özel hastanelere ilişkin denetimler aralıksız devam ederken, özel sağlık kurumlarına ilişkin yapısal reformlar da bakanlığımızın gündemindedir. Ekibimizde çok keyifli isimler var. Çalışmaktan çok keyif duyduğumuz çok çalışkan arkadaşlarımız. Onlardan biri de deneyimli polis muhabiri Devrim abimiz. Devrim Tosunoğlu aylar önce bu gerçekleri çıkardı ortaya, bu acı gerçekleri. Tüm Türkiye'nin kanını durduran bir çete. Yeni Doğan Çetesi, bebek katilleri bildiğiniz. TV100 o çetenin peşine düşeli neredeyse 6 ay oluyor. TV100 ekranlarında Yeni Doğan Çetesi'ne dair ilk yayın, böyle takvimler 28 Nisan'ı gösterdiğinde gerçekleştirildi. Mağdur aileler yine TV100 ekranlarında yaşadıklarını anlattığında ise bundan tam 2 ay önceydi. TV100'ün Türkiye'ye duyurduğu Yeni Doğan Çetesi çökertildi çok şükür. O skandala karışan hastaneler ise bir bir kapatıldı. Bilerek ve isteyerek çocuğu taburcu etmiyorlar. 28 gün boyunca orada tutuyorlar. Niye? Daha fazla para alabilmek için. Bu ifadeler ilk kez TV100 ekranlarında kullanıldığında takvimler 28 Nisan'ı gösteriyordu. Çocuk başına 8 bin lira günde para alıyorlar. Devletten o hastane. Yeni Doğan Çetesi'ne dair ilk operasyon gerçekleşmiş ancak Türkiye'nin bu cani çeteden haberi yoktu. TV100 özel haber ekibinden Devrim Tosunoğlu araştırmaları sonucu ulaştığı bu çetenin sistemini TV100 ekranlarında tüm Türkiye'ye anlatmıştı. Günde 300 milyonlardan bahsediliyor bu vurgunun boyutu. TV100 ekibi Yeni Doğan Çetesi'nin peşini bırakmadı. 16 Mayıs tarihine gelindiğinde ise çetenin kan donduran telefon görüşmelerine ulaşıldı. Hastanelerde nasıl bir düzen kurdukları bugünden neredeyse 5 ay önce TV100 ekranlarında anlatıldı. 112 acil servisinden hemşirelerle, orada çalışanlarla anlaşmışlar. Devlet hastanesinden sevk yapılacak ya özel hastaneye. Anlaştıkları, mesela hastanelerle de komisyon üzerine anlaşmışlar. O hastanelere sevklerini sağlıyorlar. O gün çetenin nasıl işlediği, yeni doğmuş bebekleri nasıl yoğun bakıma aldıkları, bu sayede nasıl haksız kazanç elde ettikleri TV100 ekranlarında Türkiye'ye duyuruldu. Hastalığı kısa sürede iyileşen ve hastaneden çıkması, taburcu olması gereken çocuk da orada 20 gün beklettikleri ortaya çıkıyor. TV100 ekibi konuyu araştırmaya devam etti. Kan donduran çetenin yaptıkları eylemlerle bebekleri ölüme sürüklediğini öğrendi. Bu kez tarihler 24 Temmuz'a geldiğinde TV100 bu kez çocuklara ölen veya sakat kalan ailelere ulaştı. Yaşanan felakete dair özel röportajlar gerçekleştirdi. Yeni doğan yoğun bakımlarında ciddi iddialar ve ithamlar var. Onu gördüğümde çoktan ölmüştü. Evlatlarını kaybetmiş aileler mağduriyetlerini TV100'de anlattığında bundan tam 2 ay önceydi. İhmalden ölen yoğun bakımlarda, yeni doğan ünitelerdeki yoğun bakımlarda ihmalden ölen çocuklar var. Çocuk beyin kanaması geçirmiş. Bu beyin kanamasına bağlı şu an benim çocuğum serebral palsi hastası. Türkiye'nin kanını donduran çete, yeni doğan çetesi düzenlenen operasyonla çökertildi. Şimdi ise skandala karışan hastaneler kapatılıyor. Ancak TV100 ekranlarında bu skandalın mağdurları yaşadıklarını tam 2 ay önce anlatmıştı. Asıl kan donduran tarafı bazı bebeklerin bile bile ölüme gittiği. Adeta cinayet şebekesi yoğun bakımlarda meskin tutmuş. Doktora soruyordum, iyi diyordu. Tamam dedim. Çocuğum iyi olacak. Kızımın öleceğini bilmiyordum. Yoğun bir yoğun bakım ünitesi. Sanki bütün doğan çocuklar orada yoğun bakım ünitesine geliyor. İlgilendim diyor. Tuhaf bir şekilde içeriden futbol maçının sesleri geliyor. İster misiniz bir siyasetin gündemini yoklayalım? Evet, bazen sıkıcıdır siyaset konuşmak. Fakat
ülkelerin gidişatını, dünyanın gündemini, o korkunç savaşların da seyrini belirler siyaset. Bu sebeple de pek önemlidir. Peki ya neler yaşanıyor Türkiye dünya siyasetinde? AK Parti Genel Merkezi'nde MKYK ve genişletilmiş il başkanları toplantısı, Rusya'daysa BRIC zirvesi. Gündem yoğun, hararetli, siyaset arenası hararetli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni haftada programı da bu sebeple oldukça yoğun. AK Parti'deki toplantılarda gündem, İç siyaset ve yeni anayasa çalışmaları, Rusya'daysa ekonomi olacak. Yeni anayasa çalışmaları, kongre süreci, ekonomi. Yeni haftada AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yoğun bir program bekliyor. Gözlerse Rusya'da yapılacak BRIC zirvesinde. Я понимаю. У меня с президентом Лулы. 21 Ekim Pazartesi günü AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek. Parti üst yönetiminin ana gündem maddesi meclis çalışmaları olacak. AK Parti Meclis Grubu'nun başta 9. yargı paketi ve savunma sanayi bütçesiyle ilgili düzenleme olmak üzere öneri ve çalışmaları değerlendirilecek toplantıda. Bu kapsamda ilgili bakanların da toplantıya davet edilerek sunum gerçekleştirmesi bekleniyor. Diğer taraftan 22 Ekim Salı günü de AK Parti Genel Merkezi'nde çalışmalar devam edecek. Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda AK Parti'nin olağan kongre süreci, bu kapsamda yapılan çalışmalar ve raporlar masada olacak. Erdoğan, il ve ilçelerde devam eden kongreler ve sürece ilişkin son bilgileri alacak. Ve BRIC zirvesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Ekim çarşamba ve 24 Ekim perşembe günleri Rusya'da gerçekleştirilecek zirveye katılması öngörülüyor. Son dönemin en önemli ekonomi topluluğu olan BRIC ise Türkiye'nin katılım durumu ve başta Orta Doğu olmak üzere dünyada yaşanan son gelişmelerle bu gelişmelerin ekonomilere yansımaları değerlendirilecek. Erdoğan'ın zirvede vereceği mesajlarla gerçekleştirmesi beklenen ikili görüşmeler önemli olacak. Sevgili izleyenler, dümeni ana muhalefetin gündemine kıralım isterseniz. CHP lideri Özgür Özel gündeme ilişkin konuştu. Gündemi meşgul eden o korkunç konuyla ilgili de açıklamaları oldu. Yeni doğan çetesi diyoruz ama bildiğiniz bebek katilleri. Üstelik ünvanları hemşire, doktor, hiç yakışmasa da sağlık çalışanlarına büyük bir acıyı yaşattılar ülkemize. Bu nasıl bir dünya dedirttiler. CHP lideri Özgür Özel ne dedi peki konuya ilişkin? Haber hazırladık sizler için. Gündeme ilişkin konuştu Özgür Özel. Yeni Doğan Çetesi skandalı ile ilgili çağrı yaptı. Rezalete karışan tüm hastaneler kamulaştırılsın dedi. Manisa'da konuştu CHP lideri. Gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lübnanlı sığınmacılara kapımız açık sözleri de vardı. Tepki gösterdi. Gelsinler, bu işe kim karıştıysa bunların bütün hastanelerini ve bütün mal varlıklarını kamu adına el koyalım, ibreti alem olsun. En ağır tedbiri almamız gerekiyor dedi. Suça karışan tüm hastanelerin kamulaştırılması için çağrı yaptı. Bu hastanelerin hepsinin kamulaştırılması, bütün hastanenin bütün varlığına, binalarına, hastanenin tüm ekipmanlarına kamu adına el konup Sağlık Bakanlığı'na kaydedilmesi lazım. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Belediyesi'nin düzenlediği yarım maratonun açılışını yaptı. Ardından gündemdeki Yeni Doğan Çetesi skandalıyla ilgili konuştu. Biz 19 ay sonra haberdar oluyoruz. Demek ki burada çok ciddi bir ihmal var. O günün İl Sağlık Müdürü, bugünün bakanı. Onun sorumluluğu bu yönde. Ama o günlerin Sağlık Bakanı da, Sağlık Bakanlığı konunun üzerine yeterince gitmediyse o da sorumlu. Özel'in gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lübnan'dan yeni sığınmacılar gelirse kapımız açık sözleri de vardı. Birkaç milyon Lübnan'dan sığınmacı gelse ne yapacağız? Bunlar ne yapıyorlar? Tayyip Erdoğan'ın ekmeğini mi yiyorlar? Canımıza tak etmiş, bıçak kemiğe dayanmışken çıldırmama gel dedi. Esad'la oturup mevcut sığınmacıları ülkelerine yollamasını bekliyorum. Arkamda gördüğünüz bir kez daha turuncu koltukları sevgili izleyenler. Bu da demek oluyor ki meclisimizin gündemini yoklayacağız birlikte. Meclisin gündeminde neler var peki? Bütçe maratonu. Mehmetçiğin görev süresini bir yıl uzatacak olan Lübnan tezkeresi. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftaya yoğun bir gündemle başlıyor.
Gündemin detayları haberimizde şu saniyelerde. Küresel ve küresel kriz, çatışma ve kaos. Tüketicinin korunmasına yönelik teklif, 9. yargı paketi ve Lübnan tezkeresi. Siyasi parti gruplarının. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tempo düşmüyor. Yeni hafta yoğun gündemle başlıyor. Genel kurul kapılarını salı günü açacak. Gündemin ilk sırasında Lübnan tezkeresi olacak. Mehmetçiğin Lübnan'daki görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkerenin genel kurulda görüşülmesi bekleniyor. Tezkerenin süresi 31 Ekim'de doluyor. Lübnan'da 5'i gözlemci olmak üzere Türkiye'den 90 personel görev yapıyor. Barış gücünde 46 farklı ülkenin 10 bin askeri bulunuyor. Meclis Genel Kurulu'nda bütçe maratonu da bu hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sunumuyla başlayacak. 2025 yılı Merkez Yönetim Bütçe Kanun teklifi ve 2023 yılı Merkez Yönetim Kesin Hesap teklifi yapılacak. Bütçe sunumlarının ardından üyelerin hazırlıkları için komisyon çalışmalarına bir hafta ara verilecek. Bütçe teklifinin tümü üzerinden görüşmelere 30 Ekim'de başlanacak. 31 Ekim'den itibaren Cumhurbaşkanlığı, Meclis Başkanlığı ve bakanlıklarla bağlı kuruluşların bütçe görüşmeleri yapılacak. Bütçe tekliflerinin görüşmeleri 29 Kasım'a kadar sürecek. Öte yandan 9. yargı paketi olarak bilinen teklifin de bu hafta görüşülmesi bekleniyor. Düzenlemeyle kadınların bekarlık soyadını tek başına kullanabilmesinin önü kapanıyor. Sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu uzlaştırma kapsamından çıkıyor. Hakaret suçunda şikayet süresi fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren 2 yılı geçemeyecek. Salı ve çarşamba günleri ise siyasi partiler grup toplantılarını yapacak. Liderler meclis çatısı altından mesajlarını verecek. Kadın, erkek, tüm vatandaşlar. Meclisimizin yoğun gündemini yokladıktan sonra gelin terörle mücadelenin gündeminde neler var, gidişat nasıl haberimizde bir bakalım. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütüne göz açtırmıyor. Saha ajanları PKK-KCK'nın sözde toplumsal alan sorumlularından olan Caizde Selber'le Emine Ulaş'ı nokta operasyonuna etkisiz hale getirildi. Bölge halkından vergi adı altında haraç topluyor, aldıkları parayı Türk güvenlik güçlerine karşı terör saldırılarında kullanıyor, yürüttükleri kara propagandayla gençleri zehirliyor, örgüte katılmalarını sağlıyorlardı. Berfin Roşkot adlı Caize Selber'le Tekoşin Dilgeç Kod adlı Emine Ulaş. Milli İstihbarat Teşkilatı bir süredir takipte olduğu iki teröristi Irak'ta gerçekleştirdiği nokta operasyonla sahadan sildi. Yurt içinde terörü sıfır noktasına getiren güvenlik güçleri sınır ötesinde de süpürme faaliyetlerine devam ediyor. Teşkilatın saha ajanları da kritik nokta operasyonlarla mücadeleye güç katıyor. Son operasyonun adresi Irak'ın Süleymaniye bölgesiydi. Hedefte ise bu kez PKK-KCK'nın sözde toplumsal alan sorumlularından terörist Caize Selber'le Emine Ulaş vardı. MİT önce sözde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğünü tespit ettiği teröristleri saha ajanları vasıtasıyla kontrol altına aldı. Ardından da iki terörist MİT'in adım adım takibine girdi. Operasyon için en uygun an beklendi. Şartların oluşmasıyla PKK-KCK'lı Caize Selber'le Emine Ulaş düzenlenen nokta operasyonla Irak'ta etkisiz hale getirildi. Aslen Siirt'te olan Caize Selber terör örgütüne 1999 yılında katıldı. Gençlere yönelik propaganda çalışmalarında etkilenen ve dağa çıkan terörist, o tarihten bu yana Tunceli, Erzurum, Kandil ve Hakurk gibi bölgelerde silahlı faaliyetlerde bulundu. Terörist Emine Ulaş'sa 1992 yılında güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada etkisiz hale getirilen diğer bir terörist Abdi Ulaş'ın kız kardeşi. O da Irak'ta Hakurk, Zap, Avaşin, Metina ve Kandil'de sözde sorumlu olarak faaliyet gösterdi. Örgüt içerisinde gençleri etkilemek, terör örgütüne katılmalarını sağlamakla görevliydi. Vaat edilmiş topraklar hasretiyle yanıp tutuşan Netanyahu, Orta Doğu'yu pek bir zevkle karıştırmaya devam etti sevgili izleyenler. Dünya üzerinde korkunç savaşların gidişatı İsrail Başbakanı Netanyahu'nun keyfine göre belirleniyor ne yazık ki. Ve bir kez daha saldırılar gerçekleştirdi. Bu kez Gazze'de, Filistin'de değil. Gece boyunca Lübnan'ı bombaladı. Beyrut'un birçok noktasından dumanlar yükseldi bu sebeple.
hava saldırısında hedef alınan bir bina yıkıldı. Bir bina yerle bir oldu. Gece boyunca dumanlar yükseldi. İsrail, Lübnan'ı gece boyunca bombaladı. Uzun bir süredir Lübnan'ın başkenti Beyrut'a ve Hizbullah'ın kalesi olarak gösterilen Dahiye'ye bombardımanını sürdüren İsrail, gece boyunca yine Lübnan'ı hedef aldı. İsrail ordu sözcüsü Avichay Adrae, önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hizbullah'ın İsrail'e karşı yürüttüğü faaliyetleri finanse ettiği iddiasıyla ordunun Karzı Hasan faizsiz kurumlarını hedef alacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından hava bombardımanı başladı. Hedeflerden biri Beyrut'un dünyaya açılan kapısı Refik Hariri Havalimanı'nın hemen yakınındaki bir bölge oldu. İsrail savaş jetleri gece boyunca Hizbullah'ın kalesi Dahiye'de birçok noktayı hedef aldı. Son saldırı ise Refik Hariri Havalimanı'nın, yani Beyrut'un dünyaya açılan kapısının hemen yanındaki o noktalara yapıldı. Ve ortaya çıkan dumandan, göğe yükselen dumandan adeta Refik Hariri Havalimanı görünmez hale geldi. İsrail savaş uçakları Dahiye'de bir binayı doğrudan hedef aldı. Hedef alınan bina doğrudan isabetle yıkıldı. Hava saldırılarının ardından bazı bölgelerde yangın çıktı. Saldırılarda bir televizyon binası da hedef alındı. İsrail'in bombardımanı gece boyunca devam etti. Birçok farklı noktadan dumanlar yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin maşası, aynı zamanda şımarık çocuğu Netanyahu pek zevkle Orta Doğu'yu karıştırmaya devam ediyor. Sanki yeterince çocuk kadını öldürmedi Gazze topraklarında, hem de büyük bir keyifle. Belli ki yetmemiş. Gözünü Beyrut'a dikti sevgili izleyenler. Muhabirlerimiz ise 7 Ekim'den bu yana bırakın yurdun dört bir köşesini, sınırların ötesinde canlarını tehlikeye atarak sizin haberiniz olsun diye sıcak çatışmaların yaşandığı o bölgelerde yayın yapmaya devam ediyor. Beyrut'ta Sertaç Murat Koç günlerce haber nöbetine devam etti ve bu ağır zor görev sürüyor. Beyrut'ta, Lübnan'da neler yaşanıyor? Onun izlenimleri aracılığıyla ekranlarınıza taşıyoruz. Gelin bir kez daha Netanyahu diyelim. Gazze'de neler yaptı hepimiz çok iyi biliyoruz. Çocukların ölümünü izledik oturduğumuz yerden. Dünya genelinde bu yaşandı. Lübnan'ı da bombalıyor şu sıralar. Yine hedefinde kadın ve çocuk var. Binlerce sivil hayatını kaybetti ve başkent Beyrut'a göç ediyorlar. TV 100 ekibi de sıcak noktalarda görevine sürdürüyor, ne yapsınlar? Muhabir Sertaç Murat Koç ve kameraman Yusuf Ziya Mert bölgedeki son gelişmeleri bakın nasıl aktardı. İsrail önce Gazze'yi işgal etti, şimdi de Lübnan'da katliam yapıyor. Ülkenin güney bölgesi yoğun bombardıman altında. Başkent Beyrut'a göç dalgası sürüyor. Açlık tehlikesi kapıda. Gıdaya ulaşımları oldukça zor. Bugünlerde Lübnan'da o insanlar için gıda, ekmek aslanın ağzında değil, midesinde adeta. İlaca zaten ulaşamıyorlar. Tuvaletleri yok, banyoları yok. Hijyen malzemesi deseniz zaten o hiç yok. Hiç de olmadığı evlerinden ayrıldıktan bugüne kadar. Ve bu insanları önümüzdeki günlerde daha da karanlık günler bekliyor. Aileler çaresiz. Başkent Beyrut sığınabildikleri tek güvenli liman. Çocukların durumu ise içler acısı. İsrail zulmünden kaçıp birbirine sığınan bu yaşlı çift ve her şeyden habersiz çocuklar. Onlar da aslında tüm dünya gibi bu zulmün, bu vandallığın nereye varacağını, nereye evrileceğini merak ediyor. Sivillerin birçoğu güney bölgesinden derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyorlar. Evlerini, hayallerini, her şeylerini geride bırakıp işte Beyrut'a gelen o ailelerden bir tanesi de gördüğünüz bu küçücük kulübeye sığınmış durumda. Tam 8 kişi burada yaşama tutunmaya çalışıyor. Lübnanlılar savaşın bir an önce son bulmasını istiyor. Hatırlar mısınız? Bir sene boyunca günü uyandırdık birlikte. Bir sabah yine günü yanıyor diye umutla başladık güne.
yayına başladık. Bir anda gündemimiz değişti. İran'da, Tahran'da Hamas lideri Haniye öldürüldü. Üstelik İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin töreni için Tahran'daydı. Suikast sonucu İsrail tarafından katledildi. Bir anda dünyanın gündemi değişti. Ve şimdi bir kez daha Hamas liderini konuşuyoruz. Yerine atanan Hamas lideri Yahya Sinvar. O da öldü sevgili izleyenler. İsrail ordusu Sinvar'la ilgili yeni bir görüntü de paylaştı. Videoda 7 Ekim saldırılarından önce Sinvar ve ailesinin Gazze tünellerinde dolaştığı görülüyor. Gazze'den hiç ayrılmadı, tünellere saklandı. Görüntülerdeki bu kişi İsrail'in geçtiğimiz çarşamba günü düzenlendiği saldırıda öldürülen Hamas lideri Yahya Sinvar. Video İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırılardan bir gün öncesine ait. Sinvar gizlendiği bir tünelde eşi ve iki çocuğuyla birlikte çanta taşırken görülüyor. Hamas lideri çanta ve su şişelerini taşırken tünelde birkaç tur atıyor. İsrail ordusu tarafından yayınlanan görüntülerin birkaç ay önce bulunduğu açıklandı. Burası da Hamas liderinin İsrail askerleriyle çatıştıktan sonra sığındığı bina. İnsansız hava aracı kızılötesi kamerasıyla Sinvar'ın yerini tespit ediyor. Sinvar'ın saklandığı bina topçu atışına tutuluyor. Saldırı anları kameraya böyle yansıyor. Yahya Sinvar suikast kurbanı İsmail Haniye'nin yerine geçmişti. 7 Ekim saldırılarının baş mimarı olarak biliniyor. İsrail zevkle Orta Doğu'yu karıştırırken arkasında devasa bir güç varsa o da Amerika Birleşik Devletleri'dir. Zaman zaman demek de doğru olmaz. Sıklıkla öyle büyük destekler aldı ki Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığı güçle de dünyayı karıştırmaya zevkle devam etti. Özellikle hedefinde siviller, kadınlar, bebekler var. Üstelik Netanyahu İsrail için o bebekler olası Hamas üyesi olduğu için de terörist. Bu sıralar İsrail panikte. İran'a saldırı planının Tahran'la bağlantılı bir Telegram hesabına sızdırıldığı iddia ediliyor. Tel Aviv endişeli fakat Amerika Birleşik Devletleri gayet rahat. Sızıntı İsrail'in planını etkilemez diyor. İsrail, İran'a saldırı hazırlığında. Misillemenin ne zaman ve nasıl olacağı şimdilik belirsiz. Bilinen tek şey Netanyahu'nun savaş kabinesiyle yoğun bir mesai yaptı. Tel Aviv beklenmedik bir haberle sarsıldı. İddiaya göre İsrail'in saldırı planı İran'la bağlantılı bir Telegram hesabına sızdırıldı. Söz konusu hesap konuyla ilgili paylaşım yaptı. Paylaşımda ABD istihbaratından bir kaynak bizimle Tahran'a kapsamlı bir saldırı hazırlığı içeren son derece hassas ve gizli belge paylaştı denildi. Belgelerde İsrail ordusunun savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle tatbikat yaptığı öne sürülüyor. İsrail Savunma Teşkilatı büyük bir panik yaşıyor. Üst düzey bir yetkili skandala dair Jerusalem Post gazetesine konuştu. Sızıntının farkındayız ve bunu ciddiye alıyoruz dedi. Amerikalı yetkililer de olayı son derece ciddi olarak nitelendirdi. Fakat yine de sızıntının İsrail'in planlarını etkilemeyeceği düşüncesindeler. Sızıntı İsrail planlarını etkilemese bile Beyaz Saray'la Tel Aviv arasında gelecekte bir güven sorununa yol açacağı kesin. I've had my great Secretary of State here. He's been here for... Dünya üzerinde patlayan o korkunç bombaları, o korkunç savaşların gidişatını konuştuk sevgili izleyenler. Orta Doğu son günlerde oldukça karışık. Netanyahu da o kazanın, Orta Doğu kazanının başında zevkle karıştırıyor, kaynatmaya devam ediyor. Süreç TV News Haber Merkezi'nin yakın takibinde muhabirlerimiz bırakın yurdun dört bir köşesini, sınırların ötesinde görevlerini sürdürüyor. Sıcak çatışmaların yaşandığı noktalarda neler var? Her biri onların izlenimleriyle ekranlarınızda. Aktarımlarımızı yaptık. Gelin bir ülkemize dönelim. Tekirdağ diyelim. Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir araç iş makinesine çarptı ve bu kazada da 5 kişi hayatını kaybetti. Kazanın görüntüleri gelsin, üzerine konuşalım. Kaza gece saatlerinde Edirne yolu Ulaş Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobil önündeki iş makinesine çarptı. Ardındansa yanmaya başladı. Çevreden yardıma koşan vatandaşların müdahalesi yetersiz kaldı. Otomobilde bulunan Kadir Güler, Emre Ağar, Serhat Tunus, Deniz Yalnız
ve sürücü Cenk Varnalı hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtarılan iş makinesi operatörü bir kişi ise Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fakat bu operatörün ismini henüz bilmiyoruz. Kazanın detayları bu şekildeydi. Kaza görüntüleri ve ardından yapılan çalışmalar da ekranlarınıza yansıtıldı. Hem dünyada hem ülkemizde isteriz ki geceyi güneş aydınlatsın. Fakat Sakarya'da öyle olmadı. Kauçuk fabrikasında yangın çıktı. Gece alevlerle aydınlandı. Yangının görüntüleri gelsin, üzerine konuşalım. Sevgili izleyenler, şiddetli bir yangından bahsediyoruz. Son durum olarak sizlerle paylaşıyoruz. Yer Sakarya. Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Beşköprü mahallesinde bulunan bir kauçuk fabrikasında bilinmeyen bir nedenle başladı yangın. Yangın kısa sürede de büyüdü. Fabrikanın yanında bulunan iş yerlerine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yaklaşık 3 saattir yangının söndürülmesi için canla başla çalışıyor ve yangın oldukça şiddetli, görüntülerden de anladığınız üzere sevgili izleyenler, ekiplerimize kolaylıklar dileriz. En büyük temennimiz elbette yangından can kaybının olmaması. Yangın nedeniyle D100 karayolu Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Bilginize, yangın hala devam ediyor. Ekiplerin çalışması da sürüyor. Batman'da 8 yaşındaki Şeyma aylar önce evinin önünde ipte asılı halde bulunmuştu. 8 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz, ipte asılı. Onu bulan annesini babasını bir düşünün, bir empati kurun. İddia da korkunç, cinsel istismar sebebiyle bu çocukcağız kendini asmış olabilir, şüphe bu yönde. Soruşturma takipsizlik kararıyla kapatıldı fakat Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bunun üzerine 8 yaşındaki çocuk bakanlık gözetimine alındı. Ve suçluların en ağır cezayı almasının yakından takipçisi olacağız. Evinin önündeki ağaçta asılı halde bulunmuştu. Cinsel istismara uğradığı iddia edilen 8 yaşındaki Şeyma, Aile Bakanlığı gözetimine alındı. Hiçbir duruma sessiz kalmayacağımıza özellikle belirtmek isterim. Kahreden olay 7 Ocak'ta Batman'da yaşandı. 8 yaşındaki kız çocuğu evinin önündeki ağaçta ipe asılı halde bulundu. İntihar girişimi olduğu öne sürülen olayla ilgili cinsel istismar şüphesiyle soruşturma başlatıldı. Ancak somut delil olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı itiraz etti. Kapatılan dosya yeniden açıldı. Ve suçluların en ağır cezayı almasının yakından takipçisi olacağız. İpte asılı halde ailesi tarafından bulunan Şeyma 2 ay tedavi gördü. Ancak ne yazık ki yatağa bağımlı kaldı. Küçük kız ne yürüyebiliyor artık ne de konuşabiliyor. Konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan açıklama geldi. Bakan Göktaş soruşturmanın bakanlık itirazı üzerine yeniden başlatıldığını hatırlattı. 8 yaşındaki Şeyma ise ailesinden alınarak bakanlık gözetimine alındı. Küçük kızın tedavisi Ankara'da devam edecek. Ve suçluların en ağır cezayı almasının yakından takipçisi olacağız. Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 milyar liralık kayıt dışı saat ticaretini ortaya çıkardı. 6500 mükellefe yönelik çalışmalar kapsamında milyonlarca işlem yapıldığı tespit edildi. İlk aşamada 944 farklı marka ve model saatin satışı saptandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı düğmeye bastı. Vergi Denetim Kurulu kayıt dışı saat ticaretiyle uğraşanları tek tek tespit etti. Bir yılda 4 milyar liralık kayıt dışı ticareti ortaya çıkardı. Yaklaşık 6500 mükellefe yönelik çalışma yapıldı. Alıcıların defalarca kayıt dışı lüks saat alması mercek altına alındı. Farklı marka ve modellerdeki gerçek veya imitasyon binlerce saatin vergi ödenmeden el değiştirdiği tespit edildi. 2023 ve 2024 yıllarında hacmi yaklaşık 4 milyar liraya ulaşan büyük bir kayıt dışı ekonomi gün yüzüne çıkarıldı. Tam 944 farklı marka ve model saatin kayıt dışı satışı saptandı. Aralarında ünlü markaların imitasyonları da var. Konu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de gündemindeydi.
vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisiyiz. Vergide adaleti sağlamak için en önemli konu kayıt dışılıkla mücadeledir. Programın esaslarından bir tanesi de kayıt dışılıkla mücadeledir. Dönem dönem her seviyede bunları görebiliyoruz. Bu kapsamda arka planda kara para aklama, gelir saklama gibi suçlara yönelik araştırmalar da yürütülüyor. Patates, mutfağın olmazsa olmazı, neredeyse her yemeğe girer. Bir de kızartması ne lezzetlidir. Şimdi siz kahvaltı hazırlarsınız. Mutlaka vardır masanızda. Pek çoğumuzun masasında patates vardır. Peki ya patates üretimindeki son duruma da bakalım ister misiniz? Hadi bakalım. İlk 10 il arasında yer alan Aksaray'da hasat başladı patates için. Ancak çiftçi memnun değil durumdan. Tarladan 2 liraya toplanan hasatlar pazar tezgahlarında 10 liraya alıcı buluyor. 2024 yılının ilk patates hasatını yapıyoruz. Hasat başladı ancak istenilen gibi gitmedi. Hem rekolte düşük kaldı hem de fiyat. Pazar piyasası biz 2'ye veriyor, pazarda 10. Hiç kazanmıyor. Yaktığımız mazot parası bile boşa gidiyor, cepten gidiyor hep. Aksaray patates üretiminde ilk 10 il arasında geliyor. Hasat mevsimi başladı ancak çiftçi memnun değil. Biz 2'ye verirken bile kazanamıyoruz ama pazarda 10'a veriyorlar. 10, 12, yerine göre 15, onlar kazanıyor. Sofraların vazgeçilmezi patateste rekoltede düşük. Ürün verimi geçtiğimiz senelere göre azaldı. Patateslerde çok bir verim yok. Rekolte bayağı düşük. Tarlada patates 2 lira diyorsunuz. Bunun girdileri daha yüksek. Bugün biz patates torbasını 1 liraya alıyorduk. Şu anda patates torbası 7 lira. Pazarcı esnafıysa durumu artan maliyetlere bağladı. Çiftçi devamlı zarardadır. Friedreich ataksisi. Bilmem daha önce duydunuz mu bu hastalığı? Bu hastalığı çekenlere de geçmiş olsun diyelim. Çünkü tedavisi oldukça pahalı. Sinir sisteminde ağır hasara yol açan bir hastalık bu. Hastalığın tedavisi için gereken ücreti söylüyoruz şimdi sizlere. 2 milyon lira değerinde bir ilaç gerekiyor. Güzel haber vereceğiz fakat. Hastalığa yakalananlar ilacın SGK tarafından karşılanması için davalar açmıştı. Davalar sonuç verdi. 31 davadan 27'sinde söz konusu ilacın SGK tarafından karşılanmasına karar verildi. Artık Friedreich ataksi hastalarımız da ilaçlarına ücretsiz bir şekilde kavuşabiliyorlar. Friedreich ataksisi genetik ve ölümcül bir hastalık. Denge bozukluğu ve bacaklarda kaybolan kaslardan kaynaklı yürüyememe, konuşamama, hatta görme bozukluğu gibi geniş semptomlara sahip. Semptomlar 20 yaşından sonra ağırlaşıyor. Hastalığın en büyük tedavisi ise yurt dışından getirilen kutusu 2 milyon lira değerindeki ilaçlar. Ancak o ilaçlar SGK tarafından karşılanmıyordu. Yapılması gereken tek yol az önce de aktardığım gibi dava açılması olacak ve bu şekilde güvenilir bir şekilde ilaca erişim mümkün olabilecektir. Bunun üzerine 31 hasta Türkiye'nin farklı kentlerinde ilaçların SGK tarafından karşılanması için dava açtı. Davalar Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 27. davada ilaçları SGK ödesin dedi. Verilen siparişlere binaen 6 tane hastanın ilacı Türkiye'ye geldi ve ilaçlar kullanılmaya başlandı. 4 davada sürüyor. Yeni Doğan Çetesi'ni o kadar çok konuştuk ki o bebek katillerini, sağlık çalışanlarının emeklerini unuttuk. Sağlık çalışanları gizli kahramanlardır aslında. Biz pandemi döneminde maskeyle evimizde saklanırken, birbirimize dokunmaya ürkerken onlar hastanelerde canlarını tehlikeye atarak biz iyi olalım, pandemi sürecini atlatalım diye çalıştılar. Bir şekilde hemşire doktor unvanını almış o korkunç katiller bu insanların emeğinin üzerine çökmesin. Aile hekimleri diyeceğiz birlikte. Ankara'da Büyük Ankara mitinginde bir araya geldi aile hekimleri. Türkiye'nin pek çok ilinden gelen hekimler aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliği tasarısına karşı çıktılar. Peki nedir bu tasarı? İçeriği ne? Haberimiz pek çok soruya cevap verecek. Başkent Ankara'da Anıt Park'ta buluştu aile hekimleri. Talepleri sağlıkta şiddetin durması, aile hekimlerinin daha iyi koşullarda hizmet vermesi. Hastaya ilaç yapmamı
aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliğine karşı çıktı hekimler. Düzenleme istediler. Bu tasarıdan bir an önce vazgeçin. Birlikte çalıştığımız mesai arkadaşlarımızı gerçek mesleklerini görmezden gelen aile sağlığı çalışanı veya grup elemanı diye sınıflara soktunuz. Bizi düşük nüfuslu, yüksek nüfuslu diye ayırdınız. Muayene sayısına dayalı teşvik ödemesinde ısrar edilmesinin koruyucu sağlık hizmetlerinin amacına aykırı olduğunu belirttiler. Taleplerinin yerine getirilmesini istediler. Onlara CHP'li ve İYİ Partili milletvekilleri de destek verdi. Bugün burada başlattığımız hareketimiz hız kesmeden devam edecektir. Sevgili izleyenler, Düzce'ye uzanacağız birlikte. Özel eğitim okulundaki öğrencilerle itfaiye ekipleri bir araya geldi. Yapılan tatbikatta yangınla nasıl mücadele edilmesi gerektiği anlatıldı. O anlar özel öğrencileri heyecanlandırdı. Gelin o heyecan dolu tatlı anlara birlikte tanıklık edelim. Sirenler çaldı, ekipler hızla müdahaleye başladı. Yapılan tatbikat özel öğrencileri heyecanlandırdı. Sonra su çıkardılar, köpük çıkardılar. Köpük suyu ya da normal su. Düzce'de itfaiye ekipleri özel öğrencilerle buluşarak tatbikat gerçekleştirdi. Çocuklara yangınla nasıl mücadele edilmesi gerektiği anlatıldı. Abi bize yapılması gerekenleri söyledi, yangınla ne yapmamız gerektiğini işte. Sirenlerin çalmasının ardından hareketli dakikalar başladı. Ekipler çeşitli hortumlar kullanıp su sıkarak kısa bir gösteri düzenledi. Tatbikat gereği öğrenciler okuldan tahliye edildi. İlgiyle takip edilen anlar alkışlar eşliğinde sona erdi. Sevgili izleyenler, geride bıraktığımız gün adaletin temsilcisi avukatlar baro için başkanlarını seçtiler. Elbette seçim sürecinin sonuçları TV yüz ekranlarında haberleştirildi. İstanbul Barosu Başkanlığı için 12 adayın yarıştığı seçimler artık tamamlandı. Sonuç belli. Yeni başkan 7000'den fazla oy alan İbrahim Özden Kaboğlu oldu. Hiçbir zaman dışlayıcı olmayacağız. İstanbul Barosu'nda seçim maratonu tamamlandı. Yeni başkan İbrahim Özden Kaboğlu oldu. İstanbul Barosu 126. Genel Kurulu gerçekleşti. Yeni baro başkanının seçilmesi için sabah saatlerinde oy verme işlemi başladı. İstanbul Barosu'na kayıtlı 64.000'den fazla avukat için Haliç Kongre Merkezi'nde 161 sandık kuruldu. 12 adayın yarıştığı baro başkanlığı seçimleri saat 17 itibariyle sona erdi. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından görevliler sandıklardaki oyları tek tek saydı. Sayım tamamlandığında İstanbul Barosu'nun yeni başkanı da belli oldu. 7000'in üzerinde oy alan İbrahim Özden Kaboğlu, İstanbul Barosu'nun yeni başkanı oldu. Kaboğlu ilk açıklamasında vaatlerini hızlıca uygulayacağını ifade etti. Programımıza belirttiğimiz vaatleri bu akşamdan itibaren, yarın sabahtan itibaren teker teker uygulamaya koyacağız. Sevgili izleyenler, bereketli topraklarımız tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, aynı zamanda pek çok canlı türü için yaşam alanı olmuştur. Canlı türlerinin böyle sağlıklı bir şekilde topraklarımızda yaşayabilmesi için de bizim bazı önlemler almamız gerekiyor. İşte bu önlemlerle ilgili konuşacağız. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamaları var sırada. Gümüşhane'de kaçak avcılık yapan şüphelilerin belirlendiğini paylaştı. Kaçak ava giden avlanır diyerek uyardı. Sevgili izleyenler, kaçak avcılar pek çok neslin sonunu getiriyor, sayısını azaltıyor. Bu sebeple kaçak avcılık büyük tehlikedir. Bakan Yumaklı neler söylüyor konuya ilişkin, gelin detaylıca dinleyelim. Yasaklanan av yöntemiyle yasak olan bölgede av yaptılar, avlandılar. Gümüşhane'de kaçak avcılar yasak olan bölgede yasaklanan av yöntemiyle yasak olan türü avlamaya çalıştı. Avcılar kimse fark etmez sandı ama Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri peşlerindeydi. Ekipler kişileri tespit etti, cezai işlem uygulandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı o görüntüleri paylaşarak kaçak avcıları sert şekilde uyardı.
yumaklı, doğal yaşam alanlarının korunması ve sürdürülebilirliği için kaçak avcılığa göz açtırmıyoruz dedi. Kaçak ava giden avlanır diye uyardı. Sevgili izleyenler, içinde bulunduğumuz dünyaya zarar veren biz insanlarız. Üstelik dünyanın evlatları biziz. Fakat dünyanın sonunu da yine biz getiriyoruz. O korkunç savaşlar yaşlı dünyamızı iyice yordu. Dünyanın hastalığının ismi iklim değişikliği. Yan etkileri ise küresel ısınma. Şimdi İtalya'ya gideceğiz. İtalya sele teslim. Sokaklar göl halini almış. Sokaklarda araçlar insanlar değil. Bakın kurtarma botları dolaşıyor. Günlerdir şiddetli yağışlarla mücadele ediyor ülke. Sel ve taşkınlar bu kez ülkenin güney ve orta kesimlerini teslim aldı. 5 bölgede turuncu alarm verildi bu sebeple. Büyük yıkımın yaşandığı Bologna kentinde sele kapılan bir kişi ise hayatını kaybetti. İtalya'yı etkisi altına alan şiddetli yağış felaket getirdi. Dere ve nehirlerde su seviyesi yükseldi. Taşkınlar meydana geldi. Sel önüne kattığını sürükledi. Cadde ve sokaklar göle döndü. Yüksek kesimlerde heyelan olurken birçok noktada taşkın riskine karşı kırmızı alarm verildi. Bologna kenti büyük bir yıkıma sahne oldu. Sel can aldı. Belediye kent sakinlerini araba kullanmama ve zemin katlardan uzak durmaları konusunda uyardı. Yaklaşık 1000 kişi evlerini terk etti. Selde mahsur kalan bir köpek böyle kurtarıldı. Şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 5 bölgede sel riski olduğu belirtildi. En yüksek 2. seviye olan turuncu alarm verildi. Ülkenin güneyinde Sicilya adasındaki Catania kenti de yağıştan etkilendi. Kent merkezindeki Etnea Caddesi sular altında kaldı. Başbakan selde ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Afet bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Küba 11 milyonu aşkın insanın yurdu, aynı zamanda en kalabalık ada ülkesi. Fakat ülke şu sıralar karanlıkta. Tüm ülke elektriksiz kaldı. Kesintiler 30 saatten fazla süredir de devam ediyor. Enerji santrallerindeki arıza bir türlü giderilemiyor. Şebeke çöktü, tüm ülke karanlığa gömüldü. Küba'da 18 Ekim'de enerji santrallerinde meydana gelen arıza milyonlarca kişiyi elektriksiz bıraktı. Yoğun çabaların ardından başkent Havana ve bazı bölgelere elektrik verildi. Arıza tam olarak giderilebilmiş değil. Ülkenin %80'i hala karanlıkta. Birçok kentte kesintiler 30 saati aştı. Devlet Başkanı Miguel Díaz enerji sektörü yetkilileriyle bir araya geldi. Toplantıda kesintilerin önlenmesi için çözüm önerileri sunuldu. Komünizmle yönetilen Küba yıllardır bitmeyen elektrik kesintileriyle gündemde. Ülkenin enerji şebekesi 40 yıl önce Sovyetler Birliği tarafından inşa edildi. Santraller yetersiz bakım nedeniyle sık sık arızalanıyor. Küba hükümeti son yıllarda yüzer enerji santralleri kiralamaya başladı. Amaç elektrik kesintilerinin önüne geçmek ve üretim kapasitesini arttırmak. Ada ülkesi ekonomik ambargolarla mücadele ediyor. Bu nedenle enerji ihtiyacının büyük kısmını Venezuela, Rusya ve Meksika'dan sağlıyor. Çok teşekkür ederim. Bu sabah da Günü Yanıyor yolculuğunda bana eşlik ettiğiniz için. Bir bilseniz siz bu yolda bana eşlik edince gün nasıl güzel uyanıyor. Çok teşekkürler. Yarın da saatler 6'yı gösterdiğinde biz burada olacağız. Günü birlikte uyandıracağız. Çok severiz zaten o kahvaltı masalarınıza ortak olmayı. Bu arada Bursa diyoruz, Bursa'ya gidiyoruz. 2019 yılında yaşanan bir hırsızlık olayında kimlik bilgilerini çaldıran ve şüpheliye tıpatıp benzeyen kadın olaydan sonra gözaltına alındı, tutuklandı.
hakkında 3 yıl hapis ceza verildi. Talihsiz kadın avukatıyla birlikte suçsuzluğunu ispatlamak için hukuk mücadelesi verdi. Kadın suçsuzluğunu ispatlasa da Afrika saç örgüsü saçları oldu. Bu Afrika saç örgüsü sayesinde suçsuzluğunu ispatlayabildi bu acılı kadın. Gelin hikayesine kulak verelim birlikte. Bu suçu işlemediği noktasında Afrika saç örgüsü çok etkili oldu tabii. Kimlik bilgileri çalındı, işlemediği hırsızlık suçundan 3 yıl ceza aldı. Tutuklandı, onu Afrika örgüsü saçı kurtardı. Şüpheli bayanın fiziken müvekkile benzediğini ancak bariz bazı özelliklerinin benzemediğini anladık. Bursa'da 2019'da yaşanan bir hırsızlık olayında yakalanan şüpheliler yanlarında bir kız arkadaşının daha olduğunu söyledi. Polis kamera görüntülerini inceledi. Olayla ilgisi olmayan ama fiziksel olarak tıpatıp hırsıza benzeyen kadını gözaltına aldı. Mahkemede tutuklanmasına karar verdi. Araya pandemi girdi. Talihsiz kadın tahliye edildi. Verilen cezaya itiraz etti. Delil olarak da saçlarını gösterdi. Bilirkişi raporu da kadını destekledi. Müvekkilin Afrika örgüsü bir saç yaptırmış olduğunu şüpheli bayan şahsın ise saçlarının açık bir tonda fakat açık şekilde yani herhangi bir örgüsü olmayan bir bayan şahsı olduğunu anladık. Kadın avukatıyla birlikte suçsuz olduğunu ispatlamak için mücadele verdi. Müvekkil polis tarafından aranıyor. İşte senin kimlik bilgilerini kullanan bir şahıs yakaladık deyip karakola çağırıyorlar. Mahkeme değerlendirmesini yaptı ve müvekkil hakkında beraat kararı verildi. Sonunda gerçek suçlu ortaya çıktı. Mahkeme ise suçsuz kadının suç kaydının silinmesine karar verdi. Bu suçu işlemediği noktasında Afrika saç örgüsü çok etkili oldu tabii ki. Yani belki de müvekkil şanslı diyelim.